Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı 166, 167, 168 sayfa cevapları atayıncılık. Bugün sizlerle 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı iletişim ve ulaşımın ticarete etkisi cevapları sayfa 166, 167 ve 168'i işleyeceğiz. İletişim ve ulaşımın ticarete etkisi cevapları sayfa 166 cevabı. Soru: sizce tekerleğin icadı hayatımızı hangi alanda kolaylaştırmıştır? Bence tekerleğin icadı ile beraber hayatımızda uzun mesafelere giden araçların yapılması, ağır yükler taşıyan araçların yapılması gibi birçok alanda bizlerin hayatımızı kolaylaştırmıştır. İşte bu nedenle tekerleğin araçların monte edilmesi sonucunda uzun mesafeli araçların kısa sürede gidilmesi, ağır yüklerin tekerlek yardımıyla yapılmış olan aletlerle beraber kolaylıkla taşınması hayatımızda birçok alanda kısa sürede ulaşımda, ekonomiye, ticarette konfor o kadar birçok alanda kolaylık sağladığını ifade edebiliriz. Soru: aşağıdaki gazete haberini okuyunuz. Haberlerle ilgili verilen soruları cevaplayınız. Kamyon kaldırımda devrildi, tonlarca domates çevreye saçıldı. Bursa Orhan Gazi ilçesinde domates yüklü kamyon otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak kaldırıma devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken tonlarca domates yola saçıldı. Uzun uğraşlardan sonra yol temizlenerek yeniden trafiğe açıldı. 1. Ürünün temsil edilmesini bekleyen firmanın yöneticisi yerinde olsaydınız siz ne yapardınız? Ürünü aldığı firmaya iletişime geçerek yeni bir ürün isteğinde bulunurdum. 2. Haberden yola çıkarak ulaşım faaliyetlerinin ekonomiye etkisini yorumlayınız. Ulaşım faaliyetleri ekonomiye ifade etmek gerekirse, ürünlerin üretilmesi için fabrikalara götürülmesi, tüketimi için mağazalara götürülmesi ve tüketicinin hizmete sunulması açısından ulaşım araçlarının faaliyetlerinin ekonomiye katkısı tartışılmaz bir gerçektir. Bir ülkenin ekonomi faaliyetlerinin hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi amacıyla ulaşım faaliyetleri hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılması ve eksiksiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Üretim faaliyetlerinin önemli noktaya sahip ulaşım faaliyetlerinin insanların ham madde elde ederek ürünlerin üretilmesi, tüketicilerin hizmetlerine sunulan ürünlerin hızlı bir şekilde satıya ulaştırılması açısından önemlidir. Bununla beraber hem üreticiye ham madde sağlanması hem de tüketici ürünlerini sunmasıyla beraber ulaşım araçlarının ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Sayfa 168 cevapları. Öğrendiklerimi uyguluyorum. Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluklara yazınız. 1. Geçmişte insanlar ulaşım ve ticarette hangi araçlarını kullanıyordu? Geçmişte insanlar ulaşım ve ticaret yollarını genel olarak gemiler ve develerin atlarını ve tahtalardan yapılmış olan at arabalarını kullandıklarını ifade edebiliriz. Ülkeler arasında yapılan ticarette genel olarak ilk kısımda develerin kullanmasıyla beraber belli bir yolun kant edilmesi, deniz ve ulaşımı yapılacak bölgenin gerildikten sonra gemilere yüklenen ürünlerin gemilerle beraber hızlı ve kolay bir şekilde taşıdığını söyleyebiliriz. 2. Tarihsel süreçte hangi nedenle ulaşımına gelişmesi yaşanması sağlanmıştır? Ulaşım araçlarının tarihsel gelişimi 18. yüzyılın son çeyreğinde itibaren denk gelmektedir. 18. yüzyılda faytonlar ve at arabaları kullanılıyordu. İlk toplum taşıma araçları minibüslerdir. 1820'li yıllarda iletişime başlamıştır. 19. yüzyıla itibariyle ulaşım sorunu haline gelmeye başlayınca otomobile olan talep artmıştır. Toplu taşımanın ihmal edilmesiyle trafikte sorun yaşanmaya başlanmıştır. 1843 yılında Ronda'da Tahsa Tüneli'nde ray düşerek ilk demir yolu teknolojisi kullanılmaya başlamıştır. Bu gelişme metronun keşfine sebep olmuştur. Sanayi devrimiyle birlikte işçi sanayisi artmış, iş yeri ve konut arasındaki yolculuk rağmen artmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında otomobili ve motorun taşıtların gelişmesiyle beraber paralel olarak kentsel ulaşım gelişimi göstermiştir. Virgil kardeşler 1905 yılında uçağı icat ettikten sonra Birinci Dünya Savaşı aracı olarak uçak kullanılmıştır. 1919 yılında ilk kez uçak yolculuğu yapılmıştır. 1952 yılında jet motorlarının yapılarak uçaklar ticaret taşımacılık alanında kullanılmaya başlanmış. 1960 yılında itibaren dünyaya yaygın olarak hava ulaşımına girmiştir. 3. İletişim alanındaki gelişmeler ülkeler arası ticareti nasıl etkilemiştir? İletişim alanındaki gelişmelerle birlikte ticaret yapan ve ekonomik faaliyette bulunan kişilerin birbirleriyle kolay bir şekilde iletişim kurabildiklerini söyleyebiliriz. Ekonomik faaliyetlerde bulunan kişiler kolay bir şekilde birbirleriyle iletişim kurabilecekleri için ürünlerin satışı, transferi ve dağıtıcı ve ürün
içerikleri hakkında ihtiyaç duydukları bilgileri kolay bir şekilde iletişim araçlarıyla alabilmektedir. İşte bu nedenle iletişim alanındaki gelişmeler ülkeler arası ticaretle hızlandırıldı ve ürün girdi ve çıkıntısı hızlı bir şekilde gerçekleşmesi nedeniyle büyükeler sağlığından söylenmek doğru olacaktır. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altında açıklamalarda bulunan linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.